Sağ ol. Evet, bu enflasyon meselesini tabii uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz. Hatta 2022'nin hiç gündemden inmeyecek maddesi olacak. Ocak ayı hakikaten gümbür gümbür geliyor. Buna etki eden de en önemli kalemler enerji zamları oldu. Şimdi enerji meselesini konuşacağız. Elektriği, doğalgazı, buradaki üstümüze yığılan ağır zamları. Filiz Pehlivan bizimle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. İyi günler diliyorum Mustafa Bey, herkese, bizi dinleyen herkese ve size de teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Yetkin Report'ta siz enerji üstüne yazılar yazıyorsunuz. Orada önemli noktalara parmak bastınız, kavramlara. Bir kere şunu bir hatırlatalım izleyicilerimize grafikle beraber. Türkiye hakikaten Ocak ayına girerken derin bir elektrik zammı yaşadı. Çok ağır bir zam. Bakın burada 2005 yılından itibaren gerçekleşen elektrik fiyatı artışları var. Ve kırmızı çizgi elektrik fiyatları. Elektrik fiyatları her nedense TÜFE'nin yani ortalama enflasyonun hiç altına inmiyor. Hiç altına inmiyor. Hep üstünde seyrediyor. Ama bu üstünde seyrediş özellikle son yıllarda iyice artmış vaziyette. Yani sanki yurttaştan elektrik firmalarına dehşetli bir kaynak transferi var. Enflasyonun üstünde bir artış var. Bu son gelen zam, üstelik de kademelendirildi bir de. Çok vahşi bir zam. Ne diyorsunuz? Bunun önce buradan başlayalım. Bu zamma nasıl bir gerekçe bulundu? Mustafa Bey, şöyle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz enerjiye ulaşmak en doğal insani ihtiyaç. Ekonomik, sosyal kalkınma ve insanca yaşam için bizlerin güvenilir, ucuz ve temiz enerjiye ulaşması lazım. Ama görüyoruz ki bu bugün en önemli sorunlarımızdan birisi haline geldi. Aslında şöyle, Türkiye'de son 30 yıldır sürdürülen piyasalaşma süreci ve kâr hırsı verimli üretim olanağını yok etti. Enerji piyasasının tamamen özel sektörün insafına terk edilmesi sonucu da ülkemiz elektrik fiyatlarına sürekli zam yapılan bir sistem içerisine sokuldu. Bir takım reformlar yapıldı ve bunların aslında işte rekabetçi bir piyasa kuracağı, daha yüksek verimliliğe yol açacağı, daha ucuz, daha çok, daha kaliteli elektriği ve sürdürülebilir bir biçimde sanayiciye ve tüketiciye sunacağı söylenmişti. Ama gördük ki ekonomik refah artmadı. Aksine yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi aslında 1 Temmuz 2021'den bu yana değişmeyen elektrik fiyatlarına hem de yılın son günü değişik tüketim gruplarına göre %50 ile %125 arasında zam yapıldı. Şöyle bir yıllık sürece bir bakalım. 1 Ocak 2021 ile 1 Ocak 2022 arasında bir yıllık dönemde aslında elektrik fiyatlarına neredeyse %158'lere varan bir zamla karşı karşıyayız. Bu ticarethanelerde ve sanayide de aynı şekilde, tarımsal sulamada da %120'lere ulaşmış. Şimdi önce bir göz boyaması yapıldı biliyorsunuz. Faturalardan enerji fonu ve TRT payı kaldırıldı. Bizler bu %1'lik, %2'lik oranlardaki pay için sevinirken yılın son gününde enflasyonun da TÜİK'e göre bile %36 olarak açıklandığı günün akşamında biz bu zamlarla karşılaştık. Evet, bir kademeli düzenleme getirildiği söylendi. Bu düzenlemenin vatandaş lehine olduğu, az tüketenin korunacağı da iddia edildi. Ama bakın, en düşük gelir grubu, ki bu günlük 5 kilovat saat, aylık da 150 kilovat saate denk geliyor. Bunun için bile %50 zam yapıldı ve 150 kilovat üzerinde de %125'lere kadar ulaşan zamlarla karşı karşıyayız. Ve biliyorsunuz Elektrik Mühendisleri Odası bir hesap yayınladı ve dedi ki 4 kişilik bir hanenin aylık asgari elektrik tüketimi 150 kilovat değil, 230 kilovat. Ve bugünlerde işte faturalar gelmeye başladıkça da canımız yanmaya da başladı ve aslında Şubat ve Mart aylarında daha da yüksek bedellerle karşılaşacağız. Mustafa Bey, şurada bir de şunun altını çizmek istiyorum.
Bir de biliyorsunuz özelleştirmenin etkisiyle bizler Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şirketlerden hizmet alıyoruz. Şimdi ben kendi örneğimi Gülse Birsel sosyal medyada da paylaştığı için onun faturasıyla karşılaştırmak isterim. Mesela o şu andaki son yayınladığı faturayla kilowatt saat başına 1.225 liralık bir ücret ödemiş. Ben bir önceki ay 290 lira ödemişken son gelen faturam Ocak ayından sadece 18 günü içerdiği halde 504 lira olarak geldi. Yani neredeyse 1.72 katına yakın bir ödeme yapacağım. Ve buradaki kritik nokta şu, Gülse Birsel 0.85 lira öderken düşük kademe için ben 0.94 lira ödüyorum. Yüksek kademe için bu şöyle değişiyor, 1.01'e karşılık 1.237 liralık bir fark var. Peki yani böyle bir keyfilik var mı dağıtım şirketleri arasında? Bunları EPDK koordine etmiyor mu acaba? Ne yazık ki var. Yani o görünen bu. Çünkü bakın ben %112'lik daha farklı bir ödeme yapacağım. Neden? Haklısınız. Daha farklı bir hizmet almıyorum. İşte bu özelleştirmenin vatandaşlar arasında da yarattığı bir eşitsizlik. Şimdi aslında gelelim daha büyük resme bakalım. Yani neden biz bu zamlarla karşılaşıyoruz dediniz. Aslında %80'ini özel şirketlerin üstlendiği bu üretim ve dağıtım hizmetinde bu şirketler bile bu kadar büyük zamlar beklemiyorlar ve şaşırdılar biliyor musunuz? Büyük resme bakarsak da şunu görüyoruz. Şimdi bakın bugün doğalgazla ilgili bir kısıntıyla da karşı karşıyayız. İzin verirseniz parantez içinde ondan da bahsetmek istiyorum. Lütfen, evet. Bizim elektrik üretimimiz %50 oranında ithal kaynaklara bağımlı. Evet. Ve dövizdeki bu bahsedilen kontrolsüz artışın da etkisiyle biz ne yazık ki bu zamları gördük. Şimdi 2021 ayı TİH raporuna göre doğalgazın üretimindeki payı %22,5 ve işte %100 olarak biz doğalgazda dışarıya bağımlıyız. İthal kömür var %9. Bunların yanında işte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmekten söz ediliyor biliyorsunuz. Rüzgarın payı %10, güneşin ise sadece %8. Yani bizim aslında büyük resimde kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği ile ilgili bir sorunumuz olduğu ortada. Aslında TİH'in yaptığı projeksiyonlarda şu andaki kurulu gücümüzün ki bu yaklaşık 100 bin megawatt civarında yeterli olduğu saptanıyor. Yani hatta bunun 2035-2040 yıllarına kadar da bir sorun yaşatmayacağı ama kaynaklarla ilgili farklı kaynak kullanımından kaynaklanan problemler var. Yani iklim değişikliğinin etkisi var, şebeke altyapısı var, yakıt temini var. Ne oldu şimdi bugünlerde? TİH'in açıklaması ardından organize sanayi bölgelerine bir yazı gönderildi ve pazartesi gününden itibaren bir kesinti yaşayacağız. Zaten sanayi tesislerine yönelik %40'lık bir doğalgaz kesintisi uygulanmaya başlanmışken bir de çevrim santrallerine yönelik bir gaz kısıntısından dolayı mesken ve ticarethane haricindeki kullanıcılara yönelik bir kesinti uygulanacağını öğrendik. Şimdilik 3 günlük bir kesintiden bahsediliyor. Ama bir belirsizlik söz konusu Mustafa Bey ve sanayi çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Yani bunu bizim daha çok dillendirmemiz lazım. Mesela otomotiv sektöründe bazı arkadaşlarımla görüştüğümde imalatı durdurma planları yapıldı. Bu nedir? Tedarik sorunu mu Filiz Hanım? Nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz İran'dan gelen doğalgaz hattında teknik bir arıza olduğu söyleniyor. Ama gerçekten bu bir mühendis olarak yaklaştığımda nasıl planlanan, nasıl beklenmeyen bir problemdir bunu sorguluyorum. Ama bir yandan da ödemelerle ilgili problem olduğu için doğalgazı alamadığımız da söyleniyor. Yani doğalgaza zaten şu andaki bağımlılığımızla ilgili bir tedarik sorunu yaşıyoruz. Şimdi bakın organize sanayi bölgelerinde böyle birdenbire hadi biz kesiyoruz diyemezsiniz. Çünkü oralarda... Hiç olmadı değil mi? Buna hiç şahit olmadık. Bu ilk defa oluyor galiba. Ya bu kadar büyük boyut en azından yakın zamanda rastlamadık. Evet, çünkü oralardaki bakın tam da COVID döneminde işte hijyenik malzeme üreten firmalar var. Soğuk hava depoları olan et entegre tesisleri var. Süt fabrikaları var. Yani bu problem gıda sektörünü ciddi anlamda etkileyecek. Yani şu anda gördüğümüz doğalgaz kısıntısı pek çok
konuda bizim bir takım üretimlere ulaşmamızı engelleyecek. Yani yönetsel bir problem yaşadığımız ortada Mustafa Bey. Şimdi tabii ki bunun arkasında, yani bu zamların arkasındaki fosil yakıtlara bağımlılığımız da çok önemli. Özellikle sanayide, konutlarda ve biz ne yazık ki enerjiyi verimli kullanamıyoruz. Yani ülkemizde 8,5-9 milyona yakın bina yalıtımsız, enerji verimsiz ve binalar yakıt canavarı durumda. Yani bizim enerji yönetimini çok iyi planlamamız lazım. Mesela bakın, doğalgazla ilgili bazı anlaşmalarımızın süreleri bitecek. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yeniden çok mantıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü biz doğalgazı, kömürü piyasalardan da çok yüksek fiyatlara alıyoruz. Şu anda da paramız var ama belki de alamıyoruz durumundayız. Şimdi şurada şunun da altını çizerek bunu belki toparlamam lazım. Dedik ya, şimdi bu şirketler bile bu zamları beklemiyorlardı diye. Çünkü deniyor ki bir de 2022 yılında olası bazı riskleri de kapsayan bir zam yapıldı. Böylece bu riskler, piyasanın riskleri 46 milyon aboneye yüklenildi gibi de bir iddia var. Ve enerji sektörünün borçları biliyorsunuz açıklandı BDDK tarafından. Yaklaşık 60 milyar dolar borç olduğu, 47 milyar doların kriz boyutunda olduğu, yani özelleştirme gelirlerinin de aslında kağıt üzerinde olduğundan da bahsediliyor. Ya yani bu anlamda biz bütün bu yanlışlıklar, yönetimdeki problemler nedeniyle ne yazık ki bu zamlarla karşı karşıyayız. Şunun da altını çizmek zorundayım. 1,5 yıldır, 2 yıldır COVID'le salgınla mücadele ediyoruz. Tam da bu zamların böylesi bir döneme gelmesi açıkçası bir facia. Çünkü biz mühendisler salgının ilk gününden beri havalandırmanın, iç hava kalitesinin önemini anlatıyoruz ve diyoruz ki okullarda, iş yerlerinde, kapalı kalabalık alanlarda dış havayı içeri alın, temiz hava kullanın. Enerji bu denli pahalıyken ve kış şartlarında, örneğin okullarda siz nasıl pencereleri açın dersiniz? Gerçekten bütün bunlar ciddi problemlerimiz Mustafa Bey. Şimdi gerçekten şirketlerin bile ummadığı bir oranda